Nasıl oldu? Yani nasıl tanıştınız? Bir görücü de, usulü dediniz, görücü, aracı dediniz. Usulü şöyle. Ablamın akraba, yani tanı, çok samimi görüştüğü teyzesinin kızları. Ben düğüne gideceğim 20 yaşında. Eşim de 30 yaşında. Aramızda 10 yaş fark var. Ondan sonracığıma ben de o zaman gencim, güzelim. Oynuyorum. Teyzesinin kızı diyor ki, ay diyor, bu müşerref diyor, ne kadar büyüdü, ne kadar güzel oldu diyor. Ben bunu teyzemin oğluna vereyim. Ben de mahsus ediyorum ki, İlker Bey, parası var mı, yakışıklı mı? Öyle diyorum, tamam mı? O zaman gönder. Ne bileceğim, bu ciddi. Gönder. Ondan sonracığıma, neyse aradan bir küçük zaman geçiyor. Dedi ki, telefonla aradılar. Dedi ki şey dedi, işte adresiniz ver. Ben İstanbul'u daha yeni gelmişiz Rize'de. Ne adres biliyorum, ideal. Yani İdealtepe'de oturuyoruz. O bakkalın oradan dönüyorsun oradan. Adres bu. Allah Allah, ne? Vermişim bunlara yanlış. İşte kısmet diyorum sana ya. Dağdan Yemen'den gelir ya. Aradı, aradı, buldular. Anam geldi. Oturmuş koltuğa. Sanki damat değil. Lak 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 gülüyor, ediyor. Ben de, ben gördüm ama ben o bilmiyorum. Çünkü ben 20, o bana çok olgun geldi, böyle büyük adam. Şey, kaynımın oğluna dedim ki, oğlum dedim, düşersin dedim, git babanın yanına. Bana dedi ki, o baban değil diyor, o senin manitan değil. Manitam olmadı ama çocuk öyle diyor. Anladım, bu odur. Neyse ablam işte babamdan, ha, ertesi günü aradı beni. O zaman da evimizde daha telefon bağlamamıştık. Yan tarafa amca evine geçtim. Arıyor. İşte konuştuk, nasıl buldun beni? Ben de o zaman fena değilsin bak, böyle böyle. Ondan sonra babam geldi, istediler %60, %70, %99, yüzden babam beni verdi. Nasıl oluyor %60 diye? Açık. Babam öyle yani. Hani biraz daha tanıyayım seni, %50. Babamın öyle bir huyu vardı. Araştıracak o zaman. Neyse. Öyle ablam dedi, bunlar iyi insan, araştırdılar, ettiler. Hani bunlar, kayınvalidem Rizeli. Ama kayınpederim değil. Ondan sonracığıma işte öyle Allah'ın kısmeti diyorum sana ya. Öyle dedim ki, anam diyordum, ben dedim hiç ısınamadım, edemedim bilmem ne. Ne zaman gittim iş yerine böyle eğildi diyorum sana. Arabadan böyle bir baktı bana, ha böyle aşık oldum ama. Kocam çok ince, ben öyle değilim, yalan diyemem. Aşırı, bunun sürprizleri bitmez. Hayatında bu çiçeği sana şöyle vermez İlker Bey. Onu sana sürprizlerle verecek. Çocukları da aynı. Ben biraz öyle değilim. Yalan diye. Ben hep beklerim ki doğu evlilik yıldönümü bana alsın. Muharrem abi tam bir kunduz. Kunduz. Nasıl sürprizler hazırlıyor? Çok. Bitmez ki. Onun bana yaşattıkları, gezdirdikleri evlilik yıldönümleri sabahlara kadar bitmez. Bir taneyi anlatayım İlker Bey. Bak bu sefer de Merve gülüyor ama. Şimdi bak evlilik... sabahlara kadar eğlenceye gidiyoruz da kızım. Biz o zaman böyle değildik o. Şimdi şey olduk, sabahlara kadar pey. O İstanbul'da doğma büyüme doktor çocuğu yani. Yani her şeyi görmüş, geçirmiş bir adam. Kadıköy'de doğduk büyüdük. Ona ben de daha cahil ve körpe. O da beni nereye gitse götürüyor. Ben de gidiyorum. Neyse bir gün şimdi evliyim. Çocuğum da var. Evlilik yıl dönümündü. Yatak odama bir kağıt yazdı. Seni seviyorum hayat. Hep hayatını anlatsam böyle bir erkek yok. Lavaboya kadın gider. Değil mi, yüz yıkamaya? Orada rujumla aynayı yazmış. Aşkım filan çekmeceye git, hediyen orada. Ben de koşa koşa gidiyorum. Ben altını da çok severim İlker Bey. Öyle yapma çiçeği severim. Atılan şeyleri hiç sevmem. Yani böyle yaz çiçek, 5 güne gidecek. Ben isterim hep kuru çiçek, bilir benim huyumu. Koşuyorum çekmeceye, çekmeceyi açıyorum. Diyor ki, hemen telefona koş. Seni seviyorum aşkım diye bana bağır, ben sana hediyenin yerini söyleyeceğim. Ben de koşa koşa telefona. Aşkım seni çok seviyorum hediyem de. Gidiyorum tabii ki filan yerde açıyorum. Böyle bir Trabzon bileziği. Yani öyle anlatamam. Anlatamam. Çok
Kadın dilinden anlayan eşim bulaşığıma yardım eder. Ben süpürürüm, o siler. Beni süpürtmez, kendi süpürür, sen yorulma. Çok değer veriyor bana. Yani görücü oldu ama eşimden çok mutluyum. Yani çok seviyorum onu. Gitgide daha da çok seviyorum. Diyorum ki ölecek mi, ne edecek? Maşallah. Allah korusun. Kıskançsın o zaman. Kıskanç değil. Şimdi görsem onu tabii ki abi yürüyorum duruyor bu şey sinirlenme. Yani tabii ki kıskanmaz olur. Seven kişi kıskanır ama öyle aşırı kıskanmam yok ona. Kıskanç odur. Hadi şimdi yaşlandık diyorum. Bırak beni de kıskanma. Yok abi öyle. Bunlar giderler gezmeye. Benim kızım da evli duruyor İlker Bey. Gider yemeklere kocasına hiç gezer gezer. Kocasına hiç söylemez. Kocası da gelir eve yemek de olmazsa dışarıda ısmarlar. Sen ha bu. O tabaklar var ya balkondan aşağı firfir uçar yani. O kadar. Annemin bir üst kat üstüne bu geleceği saate çıkamazdı. Bu çok fenaydı. Bu bak öyle kıskançtı. Böyle şeyi çok da inat. Boğa burçlu. Allah Allah. En pis huyu ne? Bu mu? İnat mı? İnat. Kıskanç inat. Ha böyle var ayağını keçi gibi bir adım öteye attırtamaz ya. Öyle durur. Öyle fena. Peki Merve ve Gülşah'a ne tavsiye edersin? Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Ne yapsınlar biliyor musun kızım? Ben kızıma da öyle nasihat veririm. Eşin bak bir evde yemek pişti mi o evde bir huzur var. Evet. Tamam o yemek kokusu. Eşin eve geldiği vakitte sevgi, saygı, sadakat. Bir de ne yapacaksın? Sofrasını kuracaksın. Güzel süslü süslü neyi seviyorsan. Oo ben eşime mumlar böyle. Mumlar koyardım. Örtüler sererdim. Öyle nasıl giyinmemi isterse öyle giyinirdim. Yani sen ne zannediyorsun Muşerref ablanı? Bak mı olmuş 51 yaşın? Çemberinden geçmiş. Öyle yani. Süslü tamam. Süslü bekleyeceksin onu. O ona değer vermektir. Öyle pasaklı beklesen o boyuna da iş etme. O geleceği saate çabuk edi. Hazırla. Bekle ne olacak yani. Her zaman da olmaz hoş. Arada da öyle olacak yani. Duydun mu Gülşah? Duydun mu kızım? Peki. Sen daha küçüksün. Peki ne yapmamalılar? Ne yapmalı? Eşinizle. Mesela ailesinden, eşim kızıma da öyle derim. Hani böyle oturur, kaynana. Ya annem böyle, annen şöyle. O seni dinler ama kızım. O sonunda senin ailene de onu yansıtıyor. Hiç bahsetmeyeceksin onu. Hep güzelliklerini, hep güzelliklerini. Kayınvaliden de seveceksin. Güler. En fena evliliği bozar. Ha böyle somurtmuş olursun ya. O. Geldin mi bir güler yüzü, hoş geldin hayatım. Bir de ona. O zaten karnı doyar onu duyduğumu. Öyle mi İlker Bey? %100 öyle. Bunlar böyle değil. Evet öyle. Karşılıklı. Aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.